Çay çok iyi geldi. Afiyet olsun. Bir tane daha. Alayım ya. Evet. Dur. Sen zahmet etme ya. Ay. Şey Metocuğum, hazır ayaktasın. Alev'e bir çay daha verebilir misin abi? Tabii. Ay, zahmet olmasın. Ne zahmeti canım, olur mu? Meto ayakta. Değil mi abi? Emre? Gidip kardeşini gördün mü? Yok, ben daha görmedim. Annemle babam gördü sadece. Aa, Emre ne kadar meraksızsın ya. Ben olsam 10 kere gitmiştim. Hayır canım, yani ben de çok görüşmek istiyorum ama sanki biraz erken gibi geldi bana. Önce bir annemle babamla kaynaşsın diyorum. Yok canım, ne erken Emre. Yani bence geç bile kaldın. Bence hemen gidip görmelisin kardeşini. Diyorsun. Evet. İzin verirler mi sence? Verirler tabii. Yani sonuçta sen onun abisisin. Sana izin vermeyecekler de kime izin verecekler ki? Doğru ya. Evet. Abisiyim değil mi? Doğru. Tabii ki. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kim bilir, belki de beraber gideriz. Ben de gelirim. Sen pazartesi günü bizim tıra eşli gezecek eskortu ayarladın mı? Yok ya, daha bir şey bulamadım. İnternete yazdım ama merak etme ya, o iş bende, ben hallederim. Ama Haluk abi çok önemli. Pazartesi yola çıkmamız lazım. Eskort olmadan trafik izin vermiyor biliyorsun. Biliyorum. Ben halledeceğim, o iş bende. Şimdi en düşük fiyatı alırım ben, sen merak etme. Şarjı nereye koyduk yani o? Neyse, evde unuttuk herhalde. Abi bir an önce çıkmamız lazım. Şantiye bekliyor biliyorsun. Hadi gel, çıkalım ya. Telefonda bir gün kapalı kalsın, bir şey olmaz. Yok. Telefonu da kapalı. Annem gördüyse delirmiştir ya. Çok mu sinirlenmiştir gerçekten anne? Yani karısı Alev herhalde kızmıştır. Seninki de soru. Sen olsan normal karşılar mıydın böyle bir şeyi? Ya ben sevdiğim insana güvenirdim. Ve ayrıca Emre annen zeki bir kadın. Yani bence babanla konuşmadan bir adım atmaz zaten, korkma. Ya ne bileyim, yine de benim içim hiç rahat değil ya. Ya Haluk abi hiç o taraklarda bezli olmaz yani. Gerçekten çok şaşırdım. Abi sen kaç yaşında adamsın? Ne işin olur böyle şeylerle? Hemen celallenme, dur. Belki de bir yanlışlık vardır. Ya abi ne yanlışlığı işte? Her şey ortada. Önce araştırmış, sonra da yanlışlıkla paylaşmış. Ah benim anneciğim ya. Sen bunu hak edecek kadın mıydın? Ya Huç ya, arasana be anneni. Yok abi, ben hemen gideyim şimdi. Bana ihtiyacı vardır annemin. Tamam, hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sakin ya, ol ne ya. Dur oğlum, dur ya. Dur, sen dur esas. Tamam Duygucuğum. Tamam güzel kızım. Ya ben de babanın bunu isteyerek yazdığını zannetmiyorum zaten. Merak etme, ben iyiyim. Tamam. Tamam güzel kızım. İnşallah. İnşallah. Tamam. Tamam, sen belki de anlatırsın. Oldu mu canım? Tamam. Öpüyorum seni çok. Hadi hoşça kal. Meltem. Duygu da görmüş tabii, değil mi? Duygu görmüş, bir de Berke görünce tabii bir üzülmüş. O yüzden aradı beni. Tabii. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. Ya, hiç olmazsa hesabını gizle bari ya. Ya hesabı da herkes açık. Çoluk çocuk herkes görebilir yani. Hani bari böyle bir şey yazıyorsun, hesabını gizle. Ya da ne bileyim, bir fake hesap aç kendine. Hani ayrı bir hesaptan yolla. Maşallah Tuna. Bakıyorum bu işin piriymişsin sen. Ne alakası var Gülüm sen de? Aa, yani olur mu öyle şey hayatın? Şey açısından diyorum ben yani tam olarak. Hani başka akıl mantık açısından diyorum. Yani böyle hesapta hani herkes görür. Hani böyle bir şeyde hani kimsenin bilmediği böyle ayrı bir... Tuna, ben Haluk'un böyle bir şeyi isteyerek yazdığını hiç zannetmiyorum. Mutlaka bir hata oldu. Ya zaten Haluk Bey'in yani kimsenin okuduğundan haberi yok şimdi bunun, değil mi? Ben de Meltem Hanım gibi düşünüyorum. Yanlışlıkla paylaştı bence. Bence de. İnanmıyorum yani Tolga. Evli barklı adama hiç yakışır mı böyle şey? Ya İrem, sen de hemen şimdi komplo teorileri üretme ya. Ya tanımıyormuş gibi konuşuyorsun Haluk abi. Yapmaz o böyle şeyler. Canım ben de öyle zannediyordum. Ama görünen köy kılavuz istemez. Yapıyormuş, yakalanmış. Yani dijital bir kaza mı diyorsun? Evet öyle diyorum. Daha başka şeyler de diyorum ama içimden. Ya uşaklar. Bu Haluk'a uşağıma ulaşabildiniz mi siz? Ben arıyorum arıyorum hala ulaşamıyorum ya. Vallahi ben de arıyorum da telefonu kapalı İsmail Bey. Sürekli mesaj dağıtıyorum uşağıma ama yok, aç bir. Neden ulaşamıyoruz acaba kendisine? Çok merak ettim. Çekmeyen bir yerdedir belki İrem Hanım, ondan ulaşamıyoruzdur. Ya hemen böyle yaftalamasan sen de. Canım Haluk Bey'in şu anda nerede olduğu apaçık ortada. Açtırma benim ağzıma. Ben geldim.
Kırmızı başlıklı kız, ben geldim diyorum. Alo. İnanın hoş geldiniz demek isterdim ama hiç içimden gelmiyor Haluk Bey. Şşş, sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Şarjım bitmiş. Arayan soran var mı? Olmaz mı? Bütün gün sizi aradılar ama kimseye ulaşamadılar. Çünkü herhalde yoğundunuz. Evet, bayağı yoğundum. Tolga ile İsmail Bey nerede? İsmail Bey böyle bir günde sizi yalnız bırakmak istemediği için peşinize düştü. Tolga'nın da dışarıda işleri var. Ya sen benimle niye böyle imalı imalı konuşuyorsun? Allah Allah. Haluk Bey bakın, özel hayatınız beni hiç ilgilendirmez. Ama bunu nasıl yaparsınız Meltem ablaya? Hop hop hop. Sesine dikkat et. Ne oluyor? Bir şey olmuyor Haluk Bey. Neyse ben gideyim. Daha fazla çünkü yüzünüze bakmak istemiyorum. Hoşça kalın. Ulan buraya gel. Buraya gel. Gıcım anlaştık mı? Tamam. Anlaştık. Hı? Bundan sonra kankayız. Yaşasın. Kankacığım o zaman bundan sonra öyle surat asmalar, küslükler, tripler falan yok. Hepsi rafa kalktı. Tamam mı? Ya tamam ya. Zaten ben o dediklerim gibi düşünmüyormuşum ki. Yani sen haklıymışsın İrem. Ya bir anda ağzımdan öyle şeyler çıkmış. Ben de nasıl çıktı anlamadım vallahi yani. Ya önemli değil kankacığım, boş ver. Ben unuttum gitti. Takma kafana. Ya. Pardon kanka. Ya o zaman iki kahve söyle de hani dostluğumuzu pekiştirelim. Tamam ben söylüyorum o zaman, kahveler benden. Hep bir zahmet yani. Kankayız. Kankacığım. Ya kanka. Ya sana bir yardım isteyeceğim ya. İste kankacığım. Şimdi bir tane kız var da bu galiba benden hoşlanıyor. Baksana bana nasıl mesajlar yazmış. Şimdi ben buna cevap vereceğim ama hani tam olarak ne yazacağımı bilemedim yani. Sen bir yardım etsen ya bana. Kusura bakma Edemem. Aa bak şimdi olmadı ama. Yani kankalar bugünler içindir. Senin kadın gözüyle bakıp bana yardımcı olman lazım. Hadi hadi kanka bir yardım ediver ya. Tolgacığım yardım etmeyeceğim diyorum, anlamıyor musun? Ayrıca bakayım. İyi çok çirkinmiş hobbit gibi bir şey. Nesi çirkin be, gayet güzel kız. Çirkin diyorum, zevksiz. Hayda. Ya kanka baksana yine yazıyor bu ya. Ne yazayım ben buna, ne cevap vereyim? Tolgacığım bana sorma dedim ya sana. Ne yazıyorsan yaz, bana ne ya? Ya ama yani bir omuz atıversen ne olacak? Yani nasıl kankasın sen ya? Bir yardımcı ol. Olmayacağım Tolga. Yardımcı falan olmayacağım. Bir şey soracağım sana. Ne düşünüyorsun bu kız hakkında? Hoşlanıyor musun gerçekten? Yani baksana güzel kız ya. Ya birazcık böyle bir etkileşme var tabii. Kanka ben bunu bu akşam ayarlayayım mı ya? Takılayım ben bununla bu akşam. Belki hayatımın aşkı falan çıkar ya. Ay Tolga affedersin ama şu kadarcık kız nasıl hayatının aşkı olabilir? Senden bile kısa. Allah Allah. Kısa mı? Ay. Bence çok haksızlık ediyorsun. Öyle çok kısa falan da değil ya. Gayet güzel bir kız. Bak saçlar falan. Çok iyi yani. Beğenmedim, olmaz. Ne diyorsun? Takılayım ben bununla. Ay ne yaparsan yap ya. Bana ne ya? Ne yapayım? Sen kızdın mı bana? Yok niye kızayım? He kızmadın değil mi? Ha iyi. Tamam ben o zaman ayarlıyorum. Bu akşam takılacağım bu kızla. Kanka sen de gelsene ya. Hem kızı görürsün, bana destek olursun falan. Beraber istişare ederiz. Yok artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı düğüm tutarız bu evi.